bugün okulumuza yeni öğrenci gelecekti. Herkes kimin geleceğini çok merak ediyordu. Derken sınıfa yere tüküren ve tipi bozuk bir kız girdi. Bu kız teneffüslerde öğretmenlere yalakalık yapıyor, derslerde ayaklarını sıranın üstüne atıp gıcık gıcık sakız çiğniyordu. Ve tüm öğretmenlerin gözüne giriyordu. Ne yazık ki öğretmenlerin hiçbiri de bunu görmüyordu. Ben ve arkadaşlarım ise bu kıza çok gıcık oluyorduk. Bizim ne yapıp edip bu kızdan kurtulmamız lazımdı. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz matematik. Ders işlemeye hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Arkadaşlar arkadaşlar, öğretmen ödevleri unuttu. Sakın kimse hatırlatmasın, tamam mı? Çünkü ben ödevimi yapmadım. Ben de yapmadım, ben de yapmadım. Ödev 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 vardı. Ödevi unutmadınız değil mi? Öğretmen, ben ödevimi yaptım ama anladığım kadarıyla arkadaşım Mert ve Sude ödevlerini yapmamış. Ne olur onlara kızmayın. Aa, çok iyi hatırlattın Sıla'cığım. Mert ve Sude ödevlerini yapmadıysa sözlerine 0 gireceğim. Sana da 100 gireceğim. Ne? 0 mı aldık? Of ya, şu kız yüzünden hepsi. Ne güzel, öğretmen ödevleri unutmuştu. Ama bu kız var ya, bu kız ödevleri öğretmen hatırlattı. Sen var ya, bittin kızım. Evet Mert haklı. Bana bak kızım. O senin iki saçını başını yolarım, tamam mı? Bana bakın, bana bakın. Beni sinirlendirmeyin, tamam mı? Siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü öğretmen beni çok seviyor. Şimdi izleyin. Öğretmenim canım, ne kadar güzelsiniz bugün. Maşallah canım öğretmenime. Ama öğretmenim, siz her gün çok güzelsiniz ya. Her gün mü bu kadar güzel olur? Arkadaşlar, siz niye iltifat etmiyorsunuz? Yoksa öğretmeni sevmiyor musunuz? Öğretmenim ya, görüyor musunuz? Sizi sevmiyorlar, çok ayıp ya. Bana 100 verir misiniz tekrardan? Bunlar da bir tane 0 yani. Seni pis yalakacı. Yalakalık yapıyor öğretmene, şuna bak. Ay Sıla'cığım, çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Benim kocam bile bu kadar bana iltifat etmiyor. Neyse, sonra konuşalım bunları, tamam mı? Dersimize dönelim. Aa, zil çaldı. Dersimiz yarıda bitti. Daha ben bir sürü şey anlatacaktım. Oley, zil çaldı. Hadi teneffüse çıkalım. Hayır, durun durun. Öğretmenimiz diyor ki ders anlatmam yarıda kesildi. Yani daha ders anlatmak istiyor. Bence biz bugün teneffüse çıkmayalım. Öğretmenimiz bize bol bol ders anlatsın. Ya Sıla, ne saçmalıyorsun sen ya? Ben bir ders daha matematik dinleyemem. Evet, ben de dinleyemem. Öğretmene yalakalık yapacağına gel bizden ol, tamam mı? Sen öğretmenden değilsin, bizden. Hayır, öyle bir şey yok. Bugün teneffüse çıkmayacağız. Ve öğretmenimiz bize ders anlatacak. Öğretmenim, teneffüse çıkmayalım. Bize ders anlatın lütfen. Aa Sıla'cığım, bu gerçekten çok iyi bir fikir. Ders işlemeye bu kadar meraklıysanız ders işlemeye devam edelim. Oley be. Bugün de teneffüse ders işliyoruz. Of ya, bu kız gıcığın teki gerçekten. Şunu haddini bildirmem gerekiyor. Ama nasıl bildireceğim ya? Ay, aklıma aniden dün gece gördüğüm rüya geldi. İğne oluyordum. Ay, iğneden çok korkarım. Aa. Neyse Sıla, bunları düşünme. Bunları düşünme. Aa, aklıma çok iyi fikir geldi. Bu kız iğneden korkuyorsa o kıza iğne yaptıracağım. Hem de çok pis yaptıracağım. Peki ben bu kıza nasıl iğne yaptıracağım? Aa, bir saniye. Bu kıza er hastalığı dersem iğne yaptırırım. Peki nasıl hasta edeceğim? Aa, çok iyi bir fikrim var. Öğretmenim, tuvalete gidebilir miyim? Tamam Mert'cim, tabii ki de gidebilirsin. Ama hemen git, hemen gel, tamam mı? Derslerden geri kalma. Aa, çok teşekkür ederim öğretmenim. Dur dur ya, kaç yaşında çocuksun? Çişini tutmayı bilmiyor musun ya? Tüh sana. Neyse, ama öğretmenim izin verdi. Benim öğretmenim üzerine laf söyleme gibi bir lüksüm yok. Öğretmenim ne derse doğrudur vallahi ya. Şuna bak ya, hala öğretmene yalakalık yapma peşinde. Senin yüzünden teneffüse çıkamadık. Tuvaletim geldi, ne yapayım? Teneffüse normalde gidiyorum. Senin yüzünden çıkamadım. Öğretmene yalakalık yapma. Neyse, birazdan gününü göreceksin sen, tamam mı? Ha? Hadi öğretmenim hadi. Siz hemen konuları hızlı hızlı anlatın da Mert hepsini kaçırsın. Şuna bak ya, arkamdan konuları kaçırsın diyor. Neyse, ben sana gününü göstereceğim, tamam mı? Seni hasta edeceğim, sonra sen iğne olacaksın. Nasıl yapacağım bunu da biliyor musun? Bu şeker sayesinde. Bu şeker şimdi çok temiz şeker ya. Ne yapacağım biliyor musun? Önce bunu çöp kovasının içine süreceğim. Ay, mikrop oldu, kıllar oldu üstünde. Tamam, çok güzel. Şimdi bunun üzerine birazcık toprak atacağım. Dışarıdaki pis toprağı atayım da sen hasta ol. Şimdi şunu alıyorum, böyle böyle toprağın içine sürüyorum. Aa, tamam, çok güzel oldu. Topraklı bol şeker oldu. Şimdi de üstüne birazcık acı sos atacağım. Acı sosu da atınca karnın ağrısın acıdan. Tamam da şöyle bol bol atayım. Hah, ne kadar güzel oldu. Şimdi gidip bunu şu kıza vereyim. Öğretmenim ya, bu Mert nerede kaldı? Neredesin? Kak işini mi yapıyordun? Evet. Az önce sana gerçekten çok kötü davrandığımı fark ettim. Sen de bizdensin. Neyse ya, sana özür dilemek için şeker aldım. Aa, bana şeker mi aldın? Evet. Hem de elmalı. Evet, yolda yanlışlıkla açılıverdi. Ambulansından bir şey olmaz herhalde. Yersin, yok yok, bir şey olmaz. Ben şeker yemeyi çok severim. Öğretmenim, sizin müsaadenizle de şu an bu şekeri yiyorum. Teşekkür ederim.
yapmadım. Hepsini ye. İyi hasta olacaksın. Şimdi sana iğne yiyeceksin. O ne be? Ah, kendimi çok kötü hissediyorum. Sanırım hasta oluyorum. Yoksa sen şekerim içine bir şey mi koydun? Evet, koydum. Hasta olacaksın. Şimdi iğne yiyeceksin. Gününü görürsün. Öğretmenim, bu kız çok hastalandı. Lütfen hemen revire götürün de iğne yapın. Yok yok öğretmenim. Revire götürmeyin lütfen. İğne olamam. Lütfen öğretmenim. Öğretmenim, en gözlü öğrencinizi böyle mi bırakacaksınız? Ah yazık. Ben çok üzüldük gerçekten. Bakın öksürüyor da. Hadi bir revire getirin şunu. Hadi hemşireyi çağırın lütfen. Tamam Mert'im, çok haklısın. Hemen hemşireyi çağırıyorum. Hemşire hanım. En gözlü öğrendiğim şu an bayılıyor. Mert duymuyor beni galiba. İstersen sen Sıla'yı götür. Yok yok öğretmenim. Hiç gerek yok. Ben iğne olmak istemiyorum. Ben seve seni iğne olmaya geçiririm. Yok gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Allah aşkına götürmeyin. Öğretmenim gitmesem olmaz mı? Olmaz. Öğretmen bana getir dedi. Hadi gel iğne yiyeceksin iğne. Ya Allah'ım beni buraya getirme. Lütfen derse götür. Seni var ya O zaman öğretmene yalakalık yapmadan önce düşünecektin. Şimdi dersini alacaksın. O iğneyi ol da dersini al. Hemşire hanım biz hazırız. İğne hazır mı acaba? İğnemiz hazır. Merak etmeyin. Canınız çok yanacak. Peki bir şey soracağım. Hastanın nesi var? Hiçbir şeyim yok hemşire hanım. Lütfen bana iğne vurmayın. Ah ya. Sıla'cığım merak etme iğneşeceksin. Hemşire hanım lütfen şuna iğne vurun. İğne korkusu var. Ondan vurmayın diyor. Kendisi gidip pis şekerler yedi böyle topraklı falan. Yani hiç mikroplu şeker yersen öyle olur. Sen yaptın. Aa, ben mi yapmış olabilirim? Aa, ben bilmeden yaptım valla. Neyse hadi sana güzel bir korkunç iğne yapın da canı acısın. Bu kadar iğrenç şeyler yersen tabii ki de hasta olursun. Hiç kusura bakma ama bu iğneyi yapmak zorundayım. Hayır lütfen ben gidiyorum. Ben eve gideceğim. Hayır. Lütfen vurmayın. Hareket etme, yapamam ben bu iğneyi sana. Aa doğru diyorsunuz. Doktor hanım ben onu tutayım o zaman. Sıkı, iğneyi yapın hadi. Sıkıca tut. Ben tutuyorum. Teşekkür ederiz doktor hanım. Gördün mü? Öğretmene yalakalık yaparsan ve bizden olmazsan böyle iğne yersin. Oh canıma değsin sana. Güzelce uf oldun. Neyse sınıfa gidiyorum ben. Umarım iyi bir ders almışımdır. İnanmıyorum ya. Saftirik çocuk yüzünden iğne oldum ya. Gitti bana topraklı şekerleri yedirmiş. Hasta oldum bir de iğne oldum ya. Ama bu burada kalmaz. Ben de Sıla'ysam ona gününü göstereceğim. Onu tüm sınıfa rencide edeceğim. Ne yapabilirim? Aha! Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi bittin oğlum sen. Sude! Maalesef Sıla'nın yüzündeki ifadeyi görmeliydin. Resmen bir bebek gibi ağladı. Ooo! O yaptıklarından sonra gününü gördü. Evet gününü gördü ve çok iyi bir ders aldı. Aman neyse boşver. Şimdiki ders beden dersi. Yanında ne getirdin? Ne getirdim biliyor musun? Yepyeni eşofman takımı. Annem bana özel aldı. Ne yapacağım biliyor musun? Sınıfın ortasında tüm eşofman takımımı çıkaracağım. Herkese göstereceğim. Tamam dur. Şimdi bana yaptığın her şeyin sana gününü göstereceğim. Söyle gizlice yavaşça çantanı çalayım. Şimdi var ya tüm sınıfa rezil olacaksın. Ömür boyu unutulmayacak bir hikaye yaratacağım senin için. Bakalım şu çok övündüğün eşofman takımın neymiş? Tüm sınıfı açacakmış da gösterecekmiş. Vay inanmıyorum. Squid Game eşofman takımı almış. Neyse konumuz bu değil. Şimdi çantanın içine bir tane bikini altı koyacağım. Sonra sen de arkadaşlarına eşofman takımını gösterirken bikini çıkaracaksın. Ve herkes seninle dalga geçecek. Tamamdır. Şimdi çantasına şunu şöyle yerleştireyim. Ondan sonra gizlice sırasını arkasına koyayım da tüm sınıfa rezil olsun. Vallahi bu plana bayıldım. Ben ne kadar zekiyim ya. Acaba iğne olmak bana iyi mi geldi? Beynimi açtı resmen ya. Tamamdır. Şimdi hemen gideyim de şunu gizlice arkasına koyayım. Eşofman takımını kaça aldın Mert? 999 TL aldım. Bunu herkese göstermen lazım. Bence tahtaya çıkıp giyip göster. Aa çok doğru diyorsun. Haydi çantamı alayım. Herkese ne aldığımı göstereyim de hava atayım millete. Ay o zaman ben tahtaya çıkıyorum. Tamam. Evet Mert ya. Bir eşofman takımını görelim. Bakalım kaç paraya almışsın. Hadi hepimize göster. Arkadaşlar size şimdi dünyanın en güzel eşofman takımını göstereceğim. Bunu göstereceğim çünkü gözleriniz güzellik görsün biraz. Arkadaşlar tam tamına 999 TL aldım. Eşofman takımını görmek için hazır olun. Karşınızda eşofman takımı. Allah bu ne böyle? Aa kadın kilodu. Arkadaşlar ben almadım. Aa bu ne? Bu nereden çıktı? Bu çantama nasıl girmiş? Arkadaşlar
arkadaşlar ya, niye geliyorsunuz? Sude sen de gülüyorsun. En yakın arkadaşım da bana gülüyor. Neyse kesin bunu bu kız yaptı var ya, bu gıcık kız yaptı. Ona gününü gösteririm ben. Şimdi giderim ben ona bir iki saat veririm. Ama bir saniye ya, bu kız benden daha güçlü. Baksana kasları falan var. Ay ben ne yapacağım ya? Ben bunu dövemem ki. Ama dövmek istiyorum. Onu nasıl dövebilirim? Nasıl dövebilirim? Aa buldum. Eğer içeceğine kaşıntı tozu atarsam o kaşınmakla meşgul olur. O kaşınırken de ben onu dövebilirim. Çünkü hareketsiz kalır. Çok iyi fikir. O halde hemen gidip içeceğine kaşıntı tozu atayım. Ay sabahtan beri bu mersafteriyle laf anlatmaktan gerçekten dilim damağım kurudu ya. E tabi bir de iğne olurken çığlık atmaktan. Neyse bir su içeyim. Ama su içmeden önce bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Tamamdır, suyumu içebilirim. Oh elhamdülillah. Allah'ım ya, şükürler olsun bize bu nimeti verdiğin için ya. Neyse benim ne yapıp ne edip bu Mert'le gerçekten bir konuşmam lazım ya. Bu iş böyle olmaz. Her gün saçma sapan şeyler yapıyor. Neyse nasıl da rezil ettim onu. Ay yine dilim damağım kurudu ya. Bir yudum daha su içeyim. Ay bu suyun tadı mı değişmiş? Ne olmuş bu suya ya? Ay, ay benim bir kaşıntı tuttu. Ne oldu ya böyle? Ay her yerim kaşınıyor. Anneş işte böyle kaşınırsın. Şimdi bittiysen. Şimdi seni çok güzel bir şekilde döveceğim. Gününü göreceksin. Bana karşı da koyamayacaksın. Çünkü kaşınıyorsun. O halde dayak yemeye hazır mısın? Hayır sakın bana dokunma. Çok kaşınıyorum. Bir sırtımı kaşır mısın Allah aşkına? Ay. Asla. 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 Mert. 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 Yalvarırım daha fazla vurma ne olur. O zaman bana bir daha söz vereceksin ve derste öğretmenin tarafını tutmayacaksın, bizim tarafımızı tutacaksın. Tamam ne dersen onu yapacağım, artık sen ne dersen o. Aferin adam ol böyle. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz videoya like atın. Bir daha arkadaşlar bakın şurada bir video çıktı. Bakın burada da çıktı. Aa burada da çıktı. Arkadaşlar bu videoya tıklayarak bizi daha çok izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Öptüm bay bay.